Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. İlginç bir haber turu var. Duyum turu var. Valla bodoslama dalıyorum arkadaşlar. Ben başlıkları size söyleyeyim. Sizler de gerekeni yapın. Şurada inşallah siz bu videoyu izlerken 23.6.00 olacak. 6-0-0. Evet. İnşallah. Bakalım tutturabilecek miyim? <laughs> Tutturamasam da siz de kanala abone olup yardımcı olabilirsiniz. İlk haberimiz muhtemelen başla. bunu koyarım. Fenerbahçe'nin Nicolas Delacruz Cruz transferinde yeni gelişme. Fenerbahçe River Plate forması giyen 24 yaşındaki Uruguaylı Nicolas de la Cruz ile ilgileniyor. Aklınıza yeni mi düştü ya? Allah Allah kim tetikledi acaba? Arjantin basınında yer alan bilgilere göre River Plate Fenerbahçe ile beraber Real Sociedad'ın da peşine düştüğü Kuruz ile ilgili yeni bir karar aldı. Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı. Öncelikle teknik direktör geç. Jorge Jesus geç. Yani bunları bildiğiniz için geçiyorum. Şimdi Jesus da birlikte Avrupa'dan ve dünyadan sözleşmesi son edecek yıldızların peşine düştü Fenerbahçe. Niye? İyi teknik direktör, iyi futbolcu ister. İyi teknik direktörü duyan futbolcu da iyi teknik direktörle çalışmak ister. Ve rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe River Plate forması giyen De La Cruz ile ilgileniyor. Şimdi hem Arjantin basını hem yerli basın hepsini ele alacağım. Merak etmeyin. Şimdi River Plate'in planı farklı diyor. Haberde Aralık 2022'de sözleşmesi bitecek ve yeni gelişmeler yaşanacak diyor. Arjantin ekibi ayrılığa soğuk bakmıyor ama oyuncusundan gelir elde etme peşinde. Yani ne olursa olsun para peşinde. Yeni bir sözleşme sunmaya da hazırlanıyorlar demiş ki şimdiye kadar sunmadılarsa da ayrı bir sıkıntı. Yani Cruz ise yapılan anlaşmada Haziran'da transferine onay verilecek notu düşülecekmiş. Yani en azından yarım sezon daha diyorlar. Aralıkta bitiyor ya. Şimdi Fenerbahçe ve Real Sociedad ilgileniyor. Hatta De La Cruz'un menajeri Paco Casal'la da irtibata geçildi. Her iki kulüple de transfer görüşmesine devam ettiği iddiaları var. Şimdi iki kulüp de bon servissiz istiyor. Olayın bir de bu boyutu var. Peki kim hocam bu, bu çocuk? Niye bu kadar meşhur? 1 Haziran 97'de Uruguay'da dünyaya geliyor. 97. 1.67 boyunda merkez orta saha. Şimdi 1.67 olunca ya e, hızı çok iyidir. Ya müdahaleleri iyidir. Ya da ayağı gerçekten çok iyidir. Belki de hepsi bir aradadır. Şimdi sağ ayağını etkili şekilde kullanabiliyor. Kariyerine Uruguay takımlarından Liverpool U19'da başlamış. O Liverpool'dan geliyor tamam iyi futbolcu. 2015-16'da yükselmiş, 2017-18'de River Plate'in yolunu tutmuş. Bu sezon 14 maça çıkmış, 2 gol, 1 asist. Hocam çok az sayıda maça çıkmış. Ve onların lig başka. Bir sezonda 2 lig var diyebiliyorum. 946 dakika sahada kalmış. Uruguay milli takımını ise ilk kez 9 Ekim 2020'de 2020, maça çıkmış. O günden bu yana 13 kez de milli takım formasını terletmiş. Şimdi bu haberde gelelim bunun bizim basındaki ve farklı basınlardaki duyum olayına. Şimdi öncelikle sözleşmesinin 6 ayı kalmış oluyor. Yani Haziran'da niyet etsem bile Aralık'ta son buluyor. Aralık'ın bitiminde. 6 ayı kaldığı için takım bir para istiyor. Şimdi neydi? Buz muydu? Biz bir sabek almaya çalıştık da alamadık. Sonra Brezilya'nın yolunu tuttu. Buz değil mi? Adamlar bizden hayvani bir para istediydi. Hatta Bustos'un kendi açıklamaları vardı. Hatırlıyor musunuz? Fabrizio Bustos. Şimdi şeyde internasyonele gitmiş kış transferi. 6 milyon euro piyasası olan. Bu da 1.67. Hemen ayağının tozuyla eleman 14 maçta 2 asist yapmış. 1246 dakika ve 1 milyon 250 bin euroya gitmiş. Bakın. Sözleşme bitiminden önce 1 milyon 250 bin euroya gitmiş Independiente'den. Aynı bundaki gibi olmasını istiyoruz. Bak eleman 2 asist yani zaten asist özelliği falan yüksekti diye almaya çalıştık. Şimdi burada istenilen bir para var. Bustos olayında gördünüz. E, Fenerbahçe'de bedava almak istiyor diyor. E, Fenerbahçe olabilden en düşük fiyatla almak istiyor. Ve e, Meşhur duyumculardan biri de Fenerbahçe River Plate'den Dela transfer etmek için görüşme gerçekleştirdi. Henüz resmi teklif yapmadan. zaman görüşme gerçekleşiyorsa bu resmidir zaten. Yani nasıl resmi teklif olmadı? Neyse belki benim atladığım detay vardır. River Plate Cruz'un sözleşmesini uzatmak için görüşüyor. Ayrıca River Plate muhabiri e, ee, da ilgileniyor demiş diyor. Tüm benim videoyu iyi izleyin. Orada ben küçük bir şey zikrettim. O şifreyi kaçırmamanız lazım. Yani 3-4 milyon eurocuk şifresini kaçırmamanız lazım. Peki size bir şey sorayım. 3 milyon euroya Dela Cruz'un bon servisini alsak. Dehşetül vahşet transfer olmuş oluyor mu? 16 milyon euro falan piyasası ha. Dehşetül vahşet transfer oluyor mu? Uruguay milli takımının futbolcusunu almış oluyorsun. Dehşetül vahşet transfer oluyor mu? Bence oluyor. Ersan bile memnun kalır mı? Kalır. Dünyaca ünlü futbolcu sayılır mı? Bence sayılır. E Fenerbahçe'ye dünya ünlü futbolcu düşünsene. Bir başlık atıyorum. Fenerbahçe'ye dünya ünlü futbolcu 3 artı 1 yıllık sözleşme hayırlı olsun. 16 milyon euro piyasa değeri. Uruguay milli takım arkadaşlar. Yani imkansız. Ben diyorum samimi söylüyorum. imkansız öyle Uruguay milli takımından falan futbolcu almak. Alırsak. Yani <laughs> hocam Jorge Jesus gelirse transfer ister. Lan böyle böyle. 5 tane futbolcu alsın. 2'şer 3'er milyon eurolar. 15 mi? 10 tane alsın. 30 milyon euroyu verelim. Salayi malayi satalım. 10 tane futbolcu alsın, 160 milyon euro piyasa değeri yapar. Her birisini 3'er milyondan alsın. 30 milyon euro. Emin ol tanesini belki 30'dan satarsın. Kalite kaliteyi getirir. Dün ben dedim ya. Adamlar 60 milyon euroya futbolcu satıyor. 30 milyon euroya yenisini alıyor. Arada 30 milyon euro fark var. Millet diyor ki. acaba zarar etmişler. Lan Manyak mısınız? 30 milyon euro kar. Bakın bir haber daha. Dimitris Pelkas için 14 milyon euroluk teklif. Sezon başında 12 milyon euroluk teklif gelmesine rağmen Fenerbahçe'de kalan Pelkas. Hayır. Kesinlikle 12 milyon euro teklif gelmedi. 7'ye kadar çıktılar. 8'e de bonuslarla. Biz 12 istedik. Biz 12'de 12 dedik. Kesinlikle şeye çıkmadılar. 12'ye çıkmadılar. Çıksalardı satardık. Çünkü biz 12 istiyorduk. Şimdi takımlar ayrılıyor demiş. Fenerbahçe 12'yi reddetti ama taliplerinin istediği rakam ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon Erol Bolt'un özel isteğiyle transfer edildi. Gösterdiği performansta yıldız oldu. İtalya'dan iki ekip talip oldu. Şimdi bu sezona istediği gibi başlayamayan Vitor Pereira ile yıldızı barışmayan Pelkas sakatlıkların etkisiyle geçen sezonki performansının gerisinde kaldı. Ama Yunan orta saha oyuncusu sezon başında 12'ye teklif geldi. Başkan Ali Koç reddetti diyor. Bak kesinlikle söylüyorum. Gelen teklif 7 idi. benim bildiğim böyle. Belki de ben bilmiyorum arkadaşlar. Yani her videoda da buna değinmeyin. Ben duyumlar ölçüsünde konuşuyorum. Belki de ben bilmiyorum. Şimdi Yunan basında bir haber çıkmış. İtalya'dan Bologna ve Verona talip olmuş. Hani bana sorsanız 14 milyon euroyu. Ya 14 milyon euroyu kim veriyorsa Verona derim düşünmem yani. 14 milyon euroluk bir bon Fenerbahçe'nin kapısını çalmışlar. Fenerbahçe bu teklife sıcak bakıyormuş. Bakın 14. Ben 14'teki 1 ile 4'ü topluyorum. 5. 500 bin de kendimden ekliyorum. 5,5. Buçuk. ,5. 5,5'u getiren alır. Allah aşkına yapmayın etmeyin. Bu sezonki karnesine bak. 33 maç 5 gol. Asist yok. 28 yaşında ve sadece 1266 dakika oynayıp birçok sakatlık geçirdi. Bu haber düzmece bir haber. Ama bu tip haberleri paylaşmak Fenerbahçe'ye hizmettir. Anladınız mı beni? Yani mesela ben bu tip haberleri başlığa koyuyorsam bana kızmayın. Bu Fenerbahçe'ye hizmettir. Bırakın 14 milyon euro ile adanılsın. Ya 14'e geçtim. 10 milyon euroya gitse benim için büyük para. Dedim ya 14'e 14'ü geçtim ya. 10 milyon euroya gitti. Dela Cruz'u 3'e çektim. 3 milyon euroya Dela Cruz'u çektim. Muhteşem bir başarım. Muhteşem başarı. Fenerbahçe'nin hedefi Bünyamin Balcı. Fenerbahçe Antalya Spor'da yıldızı parlayan Bünyamin Balcı'yı istiyor. 21 yaşındaki Sabek için görüşmeler devam ediyor. Akdeniz ekibinin Bon servis bedeli istediği genç futbolcu için kıran kırana pazarlıklar sürüyor. Yok bedava hayırına verecekti. Cami yaptırın diyecekti. dünya yerine. Şimdi Fenerbahçe bir yandan gelecek sezon takımını teslim edeceği hocayı belirlemeye çalışıyor. Diğer yandan transfer çalışmaları. İskeleti büyük ölçüde koruma kararı aldılar Fenerbahçe ama eksik bölgelere nokta atışı takviyelerle güçlendirmek istiyor. Genç, potansiyeli yüksek isimlere büyük önem veriyor Fenerbahçe. Ve hamlelerini de bu doğrultuda yapıyor. bek mevkisinde rotasyonu güçlendirmek istiyor Fenerbahçe ve aradığı ismi Süper Lig'de buldum. Antalya formasıyla gösterdiği performansa dikkat çeken Bünyamin Balcı takibi alındı. Bünyamin aylardır takipte de neyse. Ali Koç yurt dışına gitmeden önce Antalya Spor'un bek'i Bünyamin Balcı'nın menajeri Yiğit Oruç'la görüşmüştüm. Aa, tamam ben de diyorum niye bu haberleri cortladı. Bu temas olumlu geçince transfer için görüşmeler sıklaştı. Şimdi i̇şte ben bir şey söyleyeyim. Ali Koç Antalya Spor yönetiminden hani sizin futbolcunuza karşılık şunu alırız ya da işte ee, neydi ya hani futbolcu şuraya satarız şu fiyata satarız görüşebilirsiniz diye bir onay almadığı müddetçe asla bu işe girmez. Bir de bir şey merak ettim ya. Biz Sinan Gümüş'ü bunlara verdiydik. Ne kadar oynamış diye bakın 95 dakika oynamış. Bedelsiz olarak gitti. Fakat e, hocam niye bedava gitti? Niye para verilmedi? İşte sonraki satıştan pay. Sonraki satışı falan olmayacak. Belki de Bünyamin Balcı'yı almak için misal veriyorum. Hadi size bir soru sorayım. Size bir soru sorayım. Nazım Sangare artı Sinan Gümüş'ü verip Bünyamin Balcı alsak. Kar mı zarar mı? Kar mı zarar mı? Piyasa değeri 4 milyon euro. Ee, Samsun doğumlu. iyi bir Fenerbahçe taraftarı. 34 maçta 2 gol 3 asisti var. 2758 dakika. Yani Ersun Yanal sağ olsun baya bir e, parlattı Bünyamin'i. Nazım artı silah Gümüş'e karşılık direkt olarak Bünyamin'i alsak kar mı zarar mı? Size soruyorum. Neyse Ali Koç Ankara şey Antalya Sporlu idarecilerle temaslarını sürdürüyormuş. 2023'e kadar sözleşmesi var. Antalya Spor kapıyı 5 milyon eurodan açtı. Fenerbahçe düşürmek için uğraş verdi. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da yakın ilgisi var demiş. Ben Trabzonspor'un ilgisini olacağını düşünmüyorum. Onların sabekleri var yeterince. Galatasaray'ın da şu an için 3 tane sabeki var. Beşiktaş'ın da Rozier varken zannetmiyorum ilgileneceğini. Onu da söyleyeyim. <laughs> Ön libero var. Orta sahada görev yapabiliyormuş. Antalya Spor altyapısından başladı. 2019'da A takıma yükseldi. Önce piyasa 4 milyon euro demiş. Ben sorum hala geçerli. Onu da söyleyeyim. Ha ister misin? Hocam sen ister misin? Lan manyak mısın? Sorduğunuz hata. Sorduğunuz hata. Hatta şunu söyleyeyim. hocam iyi de Fenerbahçe'de de o sahi var. <laughs> ya şu telif 9 saniyenin altında müzik ekleyince telif olmuyor herhalde ya değil mi? Böyle bir şey oluyorsa arada sırada yapayım buraya intro gireyim. Böyle hüzünlü müzik diye. Ay, her şeyde bir hayır vardır. Bakalım yani Balcı olay ne olacak. Hakan Keleş Muhammed için Fenerbahçe ile görüşeceğiz diyor. Gazete Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş. Muhammed Gümüşkaya, Okan Koçuk, Diabate ve Flavio'nun transferleri hakkında konuşmuş. Şimdi ee, tekrar teklif yapacaklarını belirtmiş kısacası. Ama ben şeyi çok merak ediyorum. Yani Okan Koçuk. Diyor ki bu sezon takımıza kiralık oyuncu sayısı fazlaydı. Bunun da sebebi maddi zorluklar. Bütün kiralık oyuncularımız kulübü sahiplendi. Hepsiyle tekrar çalışmak istiyorum. Burada belirleyici olan kulüpler ve oyuncuların şartları tekrar uygun bir şekilde çalışmak isteriz. Görüşmelere devam ediyoruz. Bazılarıyla okeyleştik. Bazılarıyla kulüpleriyle sıkıntımız var. Mesela Okan Koçuk konusunda. Dediğim gibi takımımızı korumak istiyoruz. Oyun olarak çok iyi performans sergiledik. Diyor Muhammed için. Bu arada Okan Koçuk Galatasaray'a geri dönüyor. Okan da Galatasaray'da oynamak ister. Biz de Okan'ın performansından memnunuz. Galatasaray ve Giresunspor arasında görüşmeler olacak o hemen hemen imkansız gibi bir şey. Ben Fenerbahçe'ye bir öneride bulunayım mı? Fenerbahçe azıcık kafanı kullan. Git Berke Özer'le sözleşme uzat. Giresun Spor'u oynama garantisiyle kirala. Hatta ikisine kirala. Benden tavsiye. Çünkü Okan Koçu muhtemelen Galatasaray vermeyecek bunlara. Muhammed yeteneklerine güvendiğim bir oyuncu sürede bulması gerekiyor. Gençler oynadıkça tecrübe kazanıyorlar yeteneklerini geliştiriyorlar. Biz de süre verdik. Daha da verebilirdik. Muhammed zaman zaman oynamasa da oynadığı zamanlar çok iyi performans sergiledi. Muhammed memnun memnunuz şartlar oluşursa onda da çalışmak isteriz. Şimdi bizim İstanbul'da ofisimiz var. İzinli olmamıza rağmen çalışmalarımıza devam ediyoruz. Komitemizle beraber transfer çalışmalarını yapıyoruz. Önümüzdeki sezon Türk statüsü değişecek. Tabii ki Türk oyunculara yöneliyoruz. Fakat Barış Alıcı ile ilgili şu anda bir şeyimiz yok demiş. Demek ki Barış Alıcı da şeyler yapıyor. Onu da merak ettim. Yani Emir Ortakaya'ya karşılık işte. Valla yeteneğine ihanet eden, ihanet eden sayılı futbolculardan şu anda Gençler Birliği'nde 24 yaşında bakın Barış Alıcı'nın Gençler Birliği performansı. Hiç merak ettiniz mi? 33 maç, 8 gol 6 asist 2700 dakika. 8 gol 6 asist arkadaşlar 33 maçta. Ve 24 yaşında zamanda 1.5 milyon euroyu almıştı Fenerbahçe 2018'de. Anladınız mı? Yani yeni Malatya'da da denendi. Edildi. Olmayınca olmuyor ama bir sonraki takıma satışta illaki bir maddesi vardır. Herhalde Barış Alıcı'nın. Emir Ortakaya gelmiş olsa da. E, Ortega'nın Fenerbahçe heyecanı diyor. Şimdi herkes yazmış etmiş ama bak yarın bir gün olmaz bir şekilde dönerse falan bana yüklenmeyin ha. Herkes yazmış. Fenerbahçe'nin ilgilendiği Toluca'nın 21 yaşındaki savunmacısı Halet Ortega Türkiye'ye gelmek istiyor. Ve Sarı Hacivert yönetim anlaşıp kararı yeni hocaya bırakacak. Belki de anlaşılmıştır. Yeni hocaya bırakılmıştır. Yeni hoca da hayırlı olsun demiştir. Fenerbahçe'niz yeni teknik adamı belirlemedi. Sizce belirlemedi. Ancak scout ekibinin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen isimleri kaçırmamak için ön görüşmeler yapılıyor. Kim Minji, Atilla Salahi turnayı gözünden vuran Sallacivertler genç potansiyelli isimlere önem veriyor demiş. Dedim ya Kim Minji ve Atilla Salahi Fenerbahçe'nin şu an var ya bütün politikasını etkileyebilir. Yani ne kadar genç potansiyelli isim varsa Fenerbahçe teklifte bulunduğu anda yani her türlü şartınızı kabul ediyorum diyebilir. E tabi gündemdeki isim de Ortega. Fenerbahçe ileride getirisi yüksek olabilecek isimleri radarına alıp şeyler yapmak istiyor. Gözünü Güney Amerika'ya çevirdi ve Ortega'yı da 1.90 boyundaki 21 yaşındaki oyuncuyu da şey aldı, kıskaca aldı. Avrupa macerasına hazır. Tabii son karar yeni hocana diyor ama ben burada bir ekleme yapayım. Haddim olmayarak. Şimdi bugün itibariyle hani e, sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla diyorum. Yeni hoca ya Jorge Jesus ya İsmail Kartal. Peki ikisi de ben kalırsam da okuyayım, ben gelirsem de okuyayım dediyse alınır mı? 1.90 boyunda sağ ayağını kullanıyor. Meksika basını onun için bir stoper olmak için doğmuş yorumunu yapıyor. Birebir markajda çok başarılı hava toplarında etkili ayakları temiz. Oyun kurulumunda sorumluluk alıyor. Olgun bir stili var. Bak aynı Salahi gibi değil mi? 14 maçta forma gidip bir asisti var. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro diyor haberde. Yani en azından iyi tarafından bakın. Şeye benzemiyor. Adem'e iyiye benzemiyor. Yani geniş alanda Udurtucu bir tarzı var demiyorlar. Ben bugün bir sayfada bir duyum gördüm. Muhammed ee, İhat Taren benim duyumum değil. Bilginiz olsun. 12 Şubat 2002 doğumlu Hollandalı futbolcu. 10 numara pozisyonda. 1.83 boyunda. 5 milyon euro piyasa değeri var. Ajax'ta kiralık diyor. Paslı. Kanatlarda da oynayabiliyor. Juventus'un oyuncusu Ajax'ta kiralık. Juventus zamanında PSV'den 1 milyon 900 bin almış 2021'de. Bu sezon kiralamış. 5 maça çıkmış. Ama e, rezervlik rezerv lig gibi bir yerde oynamış herhalde ya da genç şeyde. 5 maçta 4 gol 2 asisti var. 219 dakikada e, uyumu veren kardeş aynen şöyle demiş. E, hani bu listede var ilgileniyoruz demiş. Ajax'ta kiralık. Ajax 2 milyon euro verip satın alma opsiyonuna sahip. 2 milyon euroyu vermezse 2 milyon euroyu verip alabilir herhangi bir takım diyor. Vallahi riske girilebilir bir futbolcuya benziyor. Juventus altyapısına öyle boş isim çıkacağını zannetmiyorum. Ha A takımda bu yaşta oynatılmadıysa da o da sıkıntı. Hani millet 16-17 yaşında çocukları oynatırken bu yaştaki bu çocuk oynamıyorsa o da bir sıkıntı. Soru işaretlerini bir haberine getirir. Ama söyleyeyim yani benim duyumum değil. Şimdi bakın yine bir e, gazete haberi var uzun uzadı. Ben kısaca söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe eğer Salayi e, Salahi ve Kimi satarsa Jackson Porozo'yu alacakmış. Boavista'dan e, 1.92 boyunda 21 yaşında 4 Ağustos 2000 doğumlu Ekvatorlu oyuncu. 2 milyon euro piyasa değeri var. Sözleşme bitişi 2025 yani bon servisi var. 27 maça çıkmış 2417 dakika. Şimdi listede olan bir futbolcu yani listede olan bir futbolcu hani şey yaparsın ya az buçuk transfer işinden siz de anlarsınız arkadaşlar nasıl liste yaparsınız şu şu öncelikle şunu alırsak güzel olur değil mi şu şu öncelikle. Şunu alamazsak, bu bunu alamazsak bu dersiniz. Oraya bir sıralama dizersiniz. Hani benim kafamdaki düşünce bu. Oraya bir sıralama dizersiniz. Ha işte o sıralamadaki isimlerden birisi bu arkadaş listede var ama eee listede var diye de transfer edilecek düşüncesinden çıkın. Hani biz orayı başkasıyla doldurma fikrindeyiz. Öyle söyleyeyim ben. Yani biz o bölgeyi başkasıyla doldurma fikrindeyiz. Bakalım kimle dolduracağız. Onda konuşmuş olduk. E, Jorge Jesus konusunda bir kez daha hayırlı olsun diyenler var. Yani bir kez daha e, hayırlı olsun diyen arkadaşlar var. Kendisi ve ekibinin 5 milyon Euro'dan 2 yıllık anlaşma sağladığına dair de iddialar var. Bilmiyorum insanlar kandırıyorlar gibi geliyor. Ee, Ali Koç bir hafta içinde açıklayacak diyor. Bakalım ne zaman açıklayacaklar. Ayın kaçını açıklayacaklar. Ben 23 Mayıs'tan önce beklemiyorum. Bakalım ne zaman açıklayacaklar. Hep birlikte bekleyip görelim. Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen Bebek sahilinde bir kafede buluşmuşlar. Bir de diyor ki o kadar sık görüşmüyorum diyor. Ulan Rıdvan Dilmen. Ama Rıdvan Dilmen geçmişte çok çalıştı Fenerbahçe için. Çok iyi scouting yaptı. Birçoğunuz bilmezsiniz. Bu arada Ali Koç'un el altından Napoli'ye sattığı hani şu hülle yaptığı Elif Elmas 75 milyon euro bedelle takımdan ayrılabilirmiş. Kaça giderse gitsin bize 1.5 milyon euro faydası olacak. O yüzden e, gitsin hayatını yaşasın. Bize bir iki tane elif elması lazım. Ama işte risk. Bu da risk arkadaşlar. Yani ne olursa olsun risk. Çünkü sen bu adamı alıyorsun. Tutmazsa ah parayı çarçur ediyor. Tutarsa e, ben demiştim tutacak diye. Valla uzun lafın kısası. Şu ana kadarkini bir özet geçeyim. Delacruz'u 3'e 4'e alma imkanı varsa alın. Pelkas'a asla hiçbir dangoç 14 milyon euro vermez. Eğer veren varsa satılmıyorsa yani 14 milyon euro teklif var ve yönetim kurulundan herhangi birisi karşı çıkıyor satmıyorsa üstüne Fenerbahçe düşmanıdır diye bir tişört giysin. 7-24 onunla geçsin. Bünyamin Balcı için ya çok umutkar olmayın. Takasta makasta belki iş biter olursa ama ben zannetmiyorum. Harit Ortega yani sanki hayırlı olsun demek gerekiyor gibi. Bakalım ne olacak. Jorge Jesus o da ne zaman açıklanırsa. Muhammed Gümüşkaya seneye kiralanabilir. Oynama garantisiyle. Yeni teknik direktörün raporuna bağlı. Berke Özer konusunda ben kulübümüze akıl veriyorum. Alın sözleşmesini uzatın. Gidin giresun oynama garantisiyle kiralayın. Barış Alıcı İzleyip göreceğiz ne olacağını. Kim Minji şimdi ben şöyle bir öneride bulunuyorum. Kim 23'e serbest kalır. Salayı da 20'ye kalır diyelim. Her ikisini 43'e satıp her ikisini 43 milyon euroya satıp Haret Ortega'yı bedava çekip bir de o dün konuşmuştuk Laz yolu elemanı bedava çeksen ulan Fenerbahçe'ye var ya yani level up yaparsın hem üst seviye taşırsın hem 43 milyon euro kâra geçersin ya. İnanılır gibi değil. Fenerbahçe tarihinin en başarılı hamlelerinden bir olur. Bak Fenerbahçe tarihinde Elvir için satılması kaderi değiştirmiştir Fenerbahçe'nin kaderine. Hocam kader değişir mi? İki çeşit kader var. Bir değiştirebileceğiniz kader bir değiştiremeyeceğiniz. Mesela annenizi değiştiremezsiniz. Babanızı değiştiremezsiniz. Doğduğun ev kaderindir. Onu değiştiremezsin. Doğmuşsun artık. Ama dilini değiştirebilirsin. İnancını değiştirebilirsin. Yaşayış tarzını değiştirebilirsin. Hocam kar karımız bizim kesin karımız oluyormuş. Onu değiştiremiyormuşuz doğru mu? Sen yaşayış şekline göre çekim yapıyorsun. Paratonerlik yapıyorsun. Yani sen yaşayış şeklini değiştirirsen merak etme karını değiştirmiş oluyorsun otomatikman. Nasıl yani? Ya arkadaşlar bu kader mevzu uzun bir mevzu. Ama şunu söyleyeyim. Bir araba 200 km hızla şehrin içinde geçerken, gezerken bak kaza yapacak. Bu kadar hızlı gidilmez deyip adam araba kaza yaptığında suç sizden bilinmiyorsa kader de böyle. Yani sen 200 km hızla gitmeyi gidiyorsan yapacak bir şey yok. Onu sen seçmişsindir. Ee, Muhammed İhat Taren İlk defa duydum. benim duyumum değil. Jackson Porozo listede olan bir isim hani olur ya ortak olmaz, öbür olmaz, şu olmaz, bu olmaz. Düşünülen isimlerden ee, Mesut İnşallah para kazandırır da gider. Ben Jesus'un sisteminde Mesut'un oynayabileceğini asla düşünmüyorum ama bakalım belli olmaz. Elif Elmas konusunda da değindik. Kanalımızda olduğunuz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeni atarsanız da sevinirim. Görüşmek üzere.